Teknolojiyi sinsice Müslümanlar aleyhine kullanabilmek münafığa şeytani bir haz verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde münafıklar çadırdan çadıra, elden ele verdikleri el yazılarıyla bilgi ve Müslümanlar aleyhine yalanlar, iftiralar gönderirken, günümüzde münafıkların elinde bunlarla hiç kıyaslanmayacak kadar geniş imkanlar vardır. Münafıklar günümüz teknolojisi içerisinde çok daha geniş bir münafık eylem alanına sahiptirler. İnternetin, akıllı cep telefonlarının, bilgisayarların gizlice ve kimseye sezdirmeden faaliyet yapmaya ve ardından da tüm bunları anında yok etmeye imkan tanıyan teknolojilerin varlığı günümüz münafıkları için şeytani heyecan veren bir kirli zenginliktir. Dolayısıyla asrımızda münafığın en etkili silahlarından biri internet, bilgisayar ve akıllı telefon teknolojileridir. Elbette ki söz konusu teknolojik imkanlar tüm insanların hayatını kolaylaştıran ve yaşamlarına konfor kazan çok önemli nimetlerdir. Müslümanlar için de güzel birer tebliğ vesilesidir. Ancak münafığın farkı bu nimetleri şeytani planlarını gerçekleştirebilmek ve dürüst insanları aldatabilmek için kullanmasıdır. Münafık kendisine her konuda eylem imkanı sağlayan bilgisayar, internet, iletişim teknolojilerinin hepsi hakkında çok detaylı bilgi sahibidir. Adeta tam bir teknoloji uzmanıdır. Şeytanın desteği ve ilhamıyla tüm bu konularda müthiş bir yetenek sahibidir. Çok seri ve hızlı hareket edebilme, yaptığı şeytani eylemlerin izini çok hızlı silip yok edebilme kabiliyeti vardır. Dolayısıyla da münafık bu tarz sinsi faaliyetlerini yürütürken kolay kolay fark edilemeyebilir. Münafığın şeytanın zekasıyla hareket eden bir varlık olduğu düşünüldüğünde, teknolojik imkanları ve internetteki bilgileri sinsi planları için nasıl kullanabileceği de daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca derin devlet elemanlarını bulup onlara ulaşabilme, bağlantıda olduğu kirli yapılanmalara Müslümanlar aleyhinde yalan bilgi gönderme ve tüm bunları yaparken gizlice hareket edebilme konularında da münafık ustadır. Tam bir teknolojik kurdu olduğu için yakalanma ihtimaline karşı da her şeyin otomatik olarak silinip hafıza temizliği yapacağı şekilde teknoloji tedbirini alır. Ancak münafık Allah'ın kendisini gördüğünü ve yaptığı her eylemin tek tek Allah katında yazıldığını, ahirette ise tüm bunlardan sorguya çekileceğini hiç düşünmez. Onun tek önem verdiği tüm bu faaliyetlerini insanlardan gizli bir şekilde yapabilmektir. O kadar akılsızdır ki insanlara yakalanmadığı takdirde tüm planlarının kusursuz ve mükemmel bir şekilde ilerleyeceğini sanır. Oysa ki münafığın bir planı varsa Allah'ın sonsuz akılda ve sonsuz güçte bir planı vardır. Yaptığı her münafıkane eylem hem dünyada hem ahirette tek tek ortaya çıkacak. Tüm insanlar onun tüm bu aşamalarda yaptığı sinsilikleri öğreneceklerdir. Dünyada gizlice bir şeyler yaptığında büyüdüğünü sanan münafık, ahirette rezil rüsva olacak ve sonsuza kadar horlanıp aşağılanacaktır.